Tansu Çiller'in siyasete döneceği konuşuluyor. Merkez sağ açısından, bunu nasıl yorumlarsınız? Bir geri dönüş alabilir mi Tansu Hanım siyasete? Tansu girerse? Çiller kim? Hatırlayamadım. Yani hiç hafızamda. <laughs> ya var ne, siz çok alemli insansınız ya. <laughs> ben de böyle bakıyorum size ya. Yani, şimdi beni ilgilendiren. Bir... <laughs> <laughs> Beni ilgilendiren... <laughs> bir... oldu, kusura bakmasın. Ben bir anda in ya inandım böyle diyorum ki gerçekten hatırlayamadım. Tabii evet. Tansu Hanım 20 yıl önce siyaseti bırakmış. %28'de aldığı doğru yol partisini %9'da barajın altında bırakarak çekmiş gitmiş bir hanımefendi çocuklarına anne olma derdinde ve tasasında olup çocuklarının geleceğini kurtarma düşüncesi içerisinde yeni kapıda dahil olmak üzere Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetebilecek en muhteşem genel başkan ve başkanlık sisteminin de Türkiye için en iyi olduğuna inanan bir hanımefendi koalisyonların ülkeyi batırdığını söyleyen ama iki kere koalisyonda Görev yapmış bir hanımefendi parlamenter sistemin ülkeyi çok kötü yerlere götüreceğini, ihanet olduğunu söyleyecek kadar aynaya baktığında ihaneti gören ama kendisi iki kere o parlamenter sistemde görev yapmış Yine bir de rahmetli Demir'elin Allah mekanı cennet döneminde yine bakanlık yapmış bir hanımefendi ama bu hanımefendi şimdi çıkmış diyor ki Türkiye'nin bana ihtiyacı var. Ben Türkiye'yi aydınlık yarınlara yaşatacağım. Pekala diyorlar Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum diyor. Türkiye'deki sistemi nasıl buluyorsunuz? Başkanlık sistemini en ideal sistem diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl buluyorsunuz diyor? Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için bir nimettir diyor. Hanımefendi niye parti kuruyorsunuz o zaman ya? Gerek yok ki. Kendini yorma. Hanımefendi bir de Türkiye'yi 20 yıl önceki Türkiye zannediyor. Hanımefendi Buket Hanım hayatında hiç parti kurmadı. 76 yıllık bir siyasi hareketin o günkü mensupları hanımefendiye kendi elleriyle getirdiler. Genel başkanlığı verdiler. Türkiye'nin en ücra köşesinde bile babanın evlatları, Demirel'in evlatları partilerini kurmuş. Kırak tabelalarını asmışlardı. Hanımefendi hazıra kondu, konduğu hazırı da batırdı. Dolayısıyla aman, aman, aman uzak dursun. Merkez sağın ona ihtiyacı yok. Demokratların ona hiç ihtiyacı yok. Türkiye'nin ona hiç ihtiyacı yok. Ona ihtiyacı olan tek kişi var Sayın Recep Tayyip Erdoğan. O da onunla ilgili ihtiyacı bildiği için gereğini yapıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan saraya çağırdığında en önde koşuyor. Otobüsün üzerine çağırdığında en önde çıkıyor. Dolayısıyla gölge etmesin işine gücüne baksın. Türkiye Sürük bu yokluğu içerisinde. Üstelik sonuçta canım istese girer yani siyasete. Girsin girecekse bizi hakaret ederek girmesin ama. Yani Demokrat Parti Türkiye'nin onda birini oluşturuyor diyor merkez sağ temsil edemez diyor. Parlamenter sistemi istemek ihanettir diyor. Bu özgür bireyin siyasete girerken demokratik hakkı olan insanlara hainlik suçlama hakkını veriyor mu ona? Parlamenter sistemi istemek demokratik bir hak değil mi? Demokratik bir talep değil mi? Türkiye Cumhuriyeti anayasayla yönetilen herkesin fikrini söyleyebileceği Türkiye Komünist Partisi'nin bile var olup Türkiye'yi komünist yapmak isteyecek kadar özgürlüğün olduğu bir ülkede parlamenter sistemi isteyenlere hain demek özgür bir birey olarak hakaret etme hakkını mı verir? Senin hakkın varsa Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yürüme Cumhur İttifakı hakkın varsa bizim de Cumhur İttifakı'nın karşısında parlamenter sistemi güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteme hakkımız var. Veya şimdi biz diyoruz ki devri sabık yaratacağız Demokrat Parti Genel Başkanı. Sen bunu söylediğimizden dolayı bizi suçluyor hakaret ediyorsun. Efendim geçmişin hesabı sorulmaz. Niye sorulmasın ya? Tüy bitmemiş yetimin hakkı yenilmişse bu ülkede, 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar rüşvet saat alınmışsa bu ülkede, gazeteciler 10 milyon avro rüşvet pazarlığı yapmışsa, milletvekili 10 bin dolar aylık almışsa suç örgütü liderinden bunların hesabı sorulmaz mı? Kocasının şirketinden çalıştığı, görev yaptığı bakanlığa haksız satın almalar yapılmışsa, ihaleler bu memlekette beşli çetelere haksız ve uygunsuz bir şekilde verilmişse, bunun hesabı sorulmaz mı? Bu memlekette Rahmetli Mesut Yılmaz Allah mekanını etsin, Yüce Divana gitti. Koray Aydın MHP'nin bakanıydı. Yüce Divana gitti. Yaşar Topçu, Cihan şey Cumhur Ersümer Yüce Divana gittiler. Siyasette insanlar eğer bir yanlış yapmışlarsa yanlışın hesabını verecekler. Sayın Çiller de önce hesabını versin. Sayın Çiller bize hain diyor parlamenter sistemi istediğimiz için. O zaman Sayın Çillere sormak lazım. Sen bu kadar vatan seversen Amerika'da AVM'nin ne arıyor? Amerika'da niye otelin var? Amerika'da niye evlerin var ya? Bu kadar vatanı seviyorsan Amerika'dakiları sat bu ülkeye getir. İhtiyacımız var. Ülkenin de şu an dövize ihtiyacı var. Getir Nebati'de kur korumalı mevduat verdi. Oraya yatır al paranı. Yat <laughs> Özgür birey dedim Tansu Hanım'a. Dediğime pişman oldum şu anda. <laughs>